Sevgili öğrenciler, merhabalar. Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Mat Sevgi Yayıncılık 8. Sınıf Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Çarpanlar katlar bölümünü bitirmiştik. Üslü sayılardan da ilk iki testin çözümleri kanalında yayınlandı. Bu videoda üçüncü testin çözümlerini yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda çözümlenmiş hali verilen sayıya göre a artı b kaçtır diye soruluyor. Çözümleme sorularında şunu yapmanızı tavsiye ederim. Virgülün sol tarafı birler basamağı, onun sıfırıncı kuvveti, onlar basamağı, onun birinci kuvveti sağ tarafa doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3 olmak zorunda. Onun birinci kuvvetinin katsayısı 5, burada görüyoruz zaten. Onun sıfırıncı kuvvetinin katsayısı 3, burada görüyoruz. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı a, yani a eşittir 4 olmak zorunda. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı b, yani B'de 2 olmak zorunda. A artı B sorulduğu için cevabımız 4 ile 2'nin toplamı 6, yani A şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçiminde 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadesi bulunur? Yani virgülden sonra 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Virgülden sonra 3. basamağın 7 olmasını istiyoruz. Bakıyorum. Burada ikinci basamak olmaz. Burada üçüncü basamakta 1 var. Bu da olmaz. Üçüncü basamakta virgülden sonra üçüncü basamakta 7 var. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geldik. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Paydadaki onun kuvvetlerini pay kısmına çarpı olarak alalım. Tabii ki üstlerinin işaretini değiştirerek. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. 10 üzeri 2 olacak. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yerine 4 çarpı 10 üzeri artı 1 artı 3 çarpı 3 bölü 10 üzeri 2 idi. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. En büyük kuvvet 2, en küçük kuvvet ise eksi 2. Katsayılarını yazalım. 2'nin kuvveti katsayısı 5. 1'in katsayısı 4. 0'ın katsayısı yok. 0'dan sonra virgül gelir. Eksi 1'in katsayısı yok. Eksi 2'nin katsayısı 3. 540 tam %3. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Büyük bir sayı verilmiş. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir diye soruluyor. Bunun en kolay yöntemi sıfırları saymak. 3, 6, 7 tane sıfır var. 975 çarpı 10 üzeri 7 olur. Var mı şıklarda böyle bir şey? Var. A şıkkı öyle bir şey. Diğerlerinde virgül var. O zaman virgül kaydırarak diğer sayıları bulmaya çalışalım. Bir basamak sola kaydırırsak 97,5 çarpı küçülttüğümüz için onun kuvvetini büyütmeliyiz. 8. 97,5 çarpı 10 üzeri 8 olması lazım. Ama burada 97,5 çarpı 10 üzeri 6 verilmiş. Yanlış olan C şıkkı. Diğerlerini de bulabiliriz. 1 virgül daha kaydırırsak 9,75. Kuvveti bir tane daha arttırıyoruz. 10 üzeri 9 burada var. Bir basamak daha kaydırırsak 0,975. Kuvveti bir tane daha arttırıyoruz. 10 üzeri 10 o da var. Olmayan şık C şıkkı. 5. soruda bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri b olduğuna göre a artı b kaçtır denmiş. Bilimsel gösterim için katsayısının 1 ile 10 arasında olması lazım. Yani bu virgülün burada değil, 0 tam çünkü bu 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bu virgülü şuraya getirirsek 5 tam olur. 5 tam olacağı için de 5 sayısı 1 ile 10 arasında olduğundan 1'e eşit olabilir bu arada. Bilimsel gösterim olur. Peki virgül buradan buraya kaç adımda gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda gelir. Katsayıyı büyüttüğüme göre üstü küçültmeliyim. 10 üzeri eksi 8 oldu. A 5 demektir. B de eksi 8 demektir. 5 ile eksi 8'in toplamı ise eksi 3 olur. Cevabımız A şıkkı. Tabanları 11 ve 17 olan iki sayı verilmiş. Üslü ifade. Bunlar eşit deniyor. Bunların eşit olmasının tek bir yolu var. Üstlerinin 0 olması. Yani x eksi 3 eşittir 0 olursa sonucu 1 olacaktır. Burası da 0 olursa sonucu 1 olacaktır. O halde üstlerini 0 yapmalıyız. Eksi 3'ü diğer tarafa attık. X eşittir artı 3 bulduk. Y'yi bulmak için de y artı 2'yi 0'a eşitliyoruz. Artı 2'yi diğer tarafa attık. Y eşittir. Eksi 2 bulduk.
Bize x üzeri y sorulmuştu. X neydi? X eksi 3'tü. Y ise eksi 2 idi. X artı 3'tü pardon. X artı 3'tü. Y eksi 2 idi. Artı 3'ün eksi 2. kuvveti negatif kuvvet olduğu için kesirli olacak. 3'ün 2. kuvveti 9. 1 bölü 9 cevabımız D şıkkı. 7. soruda yine bilimsel gösterim sorulmuş. 2 üzeri eksi 3'ün değerini bulalım önce. 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 2 üzeri 3 demek. Bu da 1 bölü 8 demek. 125 ile genişletirseniz 125 bölü 1000 olur. Bu da 0'tan 1000'de 125 demektir. Bilimsel gösterim olması için katsayısının 1 ile 10 arasında olması lazım dedik. O yüzden virgülü 1 basamak sağa kaydırıyoruz. 1,25 oluyor. Sağa kaydırdığımız için onun kuvvetini azaltıyoruz. Eksi 1 oluyor. 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 1 cevabımız D şıkkı. 8. soruda sıralama sorusu sorulmuş. Katsayılara baktığımızda 3,12, 3,12, 3,12 yani 312 sayısı var. Katsayıları eşitleyerek hepsini 312 yaparak üstleri sıralayabilirsiniz. Ya da üstleri eşitleyerek katsayıları sıralayabilirsiniz. İkisinde de doğru sonuca ulaşacaksınızdır. Hepsinin katsayısını eşitlemeyi tercih ediyorum ben. 312 yazdığım zaman 2 basamak sağa kaydırdığım için kuvveti 2 tane azaltmalıyım. 10 üzeri eksi 9 olur. B sayısı 3 basamak sağa kaydıracağız. 312 çarpı üssünü 3 azaltırsak eksi 5'i 3 azalttık eksi 8. C sayısı 1 basamak sağa kaydırınca 312 oluyor. Kuvvetini 1 tane azaltacağız. Eksi 9'u 1 azaltırsak eksi 10 olur. Şimdi katsayıları hepsinin 312 olduğu için sadece üstlere bakmamız yeterli. En küçük 10 üzeri eksi 10 yani C ile başlayacağız. C ile başlayan tek bir şık var. O da C şıkkında. Sonra A gelmesi lazım. Evet A geliyor. Ve en büyük de B olduğu için B ile de bitiriyoruz. Cevabımız C. 9. soruya geldik. Geri dönüşüm görseli verilmiş. Geri dönüşüm kutusuna attığınız 1 ton kağıt ve karton atığı 5 ağaç olarak size geri döner. 12,5 çarpı 10 üzeri 8 adet ağaç kurtarmak için kaç ton kullanılmış kağıdın geri dönüşüme kazandırılması gerektiğinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bunun içinde kaç tane 5 ağaç var, bunu bulacağız. 5 ağaçlık gruplardan kaç tane var, bunu bulacağız. Bunun için 12,5 çarpı 10 üzeri 8'i 5'e bölmemiz gerekiyor. Virgülden kurtarmak için bir basamak sağa kaydırırsak 125, kuvveti 1 azaltmalıyız, 10 üzeri 7 bölü 5. Burada bölme işlemi yapılabilir. 125'i 5'e böldük. 25 çarpı 10 üzeri 7 defa 5 ağaç. Yani 25 çarpı 10 üzeri 7 ton kağıt demektir. Bize sorulan da bakalım nedir? Kaç ton? Yine ton cinsinden bilimsel gösterim isteniyor. Bilimsel gösterim olması için 25 uygun değil. Bir basamak sola kaydırarak 2,5 yazmamız lazım. Sola kaydırdığımız için kuvveti de 1 arttırmalıyız. 10 üzeri 8 ton oldu. Bakıyorum şıklarda. D şıkkında görüyoruz 2,5 çarpı 10 üzeri 8 ifadesini. 10. soruda bir çarpma işlemi verilmiş. Bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öncelikle bu ifadeleri onun kuvvetini kullanarak yazalım. 35.000. 35 çarpı 10 üzeri 3 demektir. 3 tane 0 olduğu için çarpı 7 milyon. Bu da 7 çarpı 10 üzeri 6 demektir. 6 tane 0 olduğu için. 35 ile 7'yi çarptığınızda 245 buluyoruz. Katsayıları çarptık. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'nın çarpımı tabanlar eşitse üstler toplanır kuralından 10 üzeri 9. Bu bilimsel gösterime uygun değil. Virgülün şurada olması lazım. Yani 2 basamak sola kaydırılması gerekiyor. 2,45. 2 basamak sola kaydırdığımız için kuvveti 2 arttırmalıyız. 9'u 2 arttırırsak 11. 2,45 çarpı 10 üzeri 11'den cevabımız B şıkkı olur. 11. soruda ondalık gösterimli bir sayı verilmiş. Bu sayıyı
baktığımızda tam sayının kuvveti olarak yazmamız isteniyor. Kesir olarak yazalım. 125 bölü 1000 demektir. Tabii ki eksi üzerinde de eksi 2 var. 125 ile 1000'i sadeleştirirseniz 125'e böldüm 1, 125'e böldüm 8. Eksi 1 bölü 8'in eksi ikinci kuvveti olur. Bunu da ters çevirirseniz eksi 8 bölü 1 yani eksi 8'in artı ikinci kuvveti olur. Çift kuvvet olduğu için pozitif olacak. 8'in karesi ise 8 kere 8'den 64. Cevabımız Denizli. 12. soru yine geri dönüşüm görseli var. Geri dönüşüm tankına attığınız bir metal içecek kutusu 20 dakika aydınlık olarak size geri döner. Buna göre 60 tane metal içecek kutusundan kaç saniye aydınlık elde edilir diye soruluyor. Bir metalden 20 dakikaydı. 60 metalden kaç olduğunu bulmak için 60 çarpı 20 diyoruz. 6 kere 2, 12 yanına 2 sıfır ekledik. 1200 dakika. Bize saniye cinsinden sorulmuştu. O yüzden 60 ile çarpmamız lazım. 1200 çarpı 60. 12 ile 6'yı çarptık. 72. 2 sıfır burada, 1 sıfır da burada olduğu için 3 sıfır. 72.000 saniye. 72.000 saniyeyi onun kuvvetini kullanarak farklı şekillerde yazabiliriz. 72 çarpı yanında 3 tane sıfır var. 10 üzeri 3 olabilir. Bir basamak sola kaydırırsak 7,2 çarpı 10 üzeri 4 yazabiliriz. Bir basamak daha sola kaydırırsak 0,72 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Bu bulduğumuz şıklarda var. Cevabımız B şıkkı. 23 Nisan şenlikleri için 625 ülkenin her birinden 125 üzeri 8 tane öğrenci Türkiye'ye gelmiştir. Kaç öğrenci gelmiş? Bunu bulmak için 625 ülkenin her birinden 125 üzeri 8 dendiği için 625 çarpı 125 üzeri 8 yapmalıyız. Bunları 5 tabanında yazarsak burası 5 üzeri 4. Burası ise 5 üzeri 3'ün 8. kuvveti. 5 üzeri 4 çarpı üstün üstü alınırken üstler çarpılır. 5 üzeri 24. Tabanlar eşit üstler toplanır. 5 üzeri 28 tane öğrenci gelmiş demektir. Bu öğrenciler 25 üzeri 12 tane otele eşit olarak paylaştırıldığında diyor. Paylaştırmak demek, bölmek demek. O zaman 5 üzeri 28'i 25 üzeri 12'ye böleceğiz. Burada da tabanlar eşit olması için 25 üzeri 28'i bölü 5 üzeri 2'nin 12. kuvveti şeklinde yazdık. Burası 5 üzeri 28. Burası ise üstün üstü alınırken üstler çarpılır kuralından 2 kere 12 24 5 üzeri 24. Bölme işleminde tabanlar eşitse üstler çıkarılır. 5 üzeri 28'den 24 çıktı. 4 kaldı. 5 üzeri 4'ün de değeri 625 olduğundan cevabımız B şıkkı olur. Geldik 14. soruya. Tekrarlı toplama işlemleri var. Tekrarlı toplamanın kısa yolu tekrarlı çarpmadır. Burada 1, 2, 3, 4 tane 4 üzeri 4 var. O zaman 4 çarpı 4 üzeri 4 yazmamız gerekiyor. Bölü. Alt tarafta da 2 tane 4 üzeri 4 var. 2 çarpı 4 üzeri 4 yazmamız yeterli. 4 üzeri 4 olacak. Çarpma bölme durumunda sadeleştirme yapabiliriz. 4 üzeri 4, 4 üzeri 4 bölündüğünde 1 elde edilir. Dolayısıyla bu ikisi birbirini götürdü. Geriye 4 bölü 2 kaldı. 4'ü de 2'ye böldüğümüzde cevap 2 olur. Bu soruyla test 3'ün çözümlerini bitirmiş oluyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sosyal medya mecralarında da paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ekim ayının örnek sorularının çözümlerini yine YouTube kanalım Matrak TV'de bulabilirsiniz. Paylaşımları kaçırmamak için Instagram hesabım Matrak TV'yi de takip edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.